Flashback 15 testimizle başlıyoruz. Peki konumuz ne? Dalgalar. İlk sorumuza hemen bakalım. Titreşen bir telin frekansı niceliklerinden hangilerine bağlıdır diye sorulmuş. Titreşen bir telin frekansı telin boyuna bağlı, telin cinsine bağlı ve telin kestine bağlı. Her üçü de ne yapacak? O telin frekansını dolayısıyla ses yüksekliğini etkileyecek. Doğru cevabımız E seçeneği 1-2-3 olmalıydı. Geldik ikinci sorumuza. Yeterince gergin ve esnek bir yaydaki atmayı oluşturan noktaların denge konumundan ayrıldıktan en büyük uzaklıkları hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şöyle diyor aslında. Bir dalga oluştu. Şöyle bir dalga oluşuyor. Şöyle düşünelim biz bu dalgayı. Ne diyor? Denge konumundan en büyük uzaklık. Aslında bunun nesinden bahsediyor bize? Genliğinden bahsediyor. O zaman doğru cevabımız D seçeneği genlik olmalıydı. Geldik üçüncü soruya. Esnek bir yayda oluşturulan atma ok yönünde şekildeki gibi hareket etmektedir. Buna göre atmada KLM noktalarındaki hareket yönleri nedir demiş. Şimdi böyle hareket ediyorsa o zaman dalganın bir saniye sonraki halini çizdim örneğin. Şimdi bakalım nerelere doğru hareket etmişler. Şimdi K'ye baktığımızda K görüldüğü gibi aşağıya doğru gidecek. Gidemedi. Hemen bakalım. K şöyle aşağıya doğru hareket etmiş. L'ye baktığımızda L de yine aşağıya doğru hareket etmiş ama M'nin yukarıya doğru gittiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize hangi seçenekte verilmiş? B seçeneğinde verilmiş. Dördüncü soru. Yeterince uzun ve gergin çelik üzerinde oluşturulan 4 saniye periyotlu dalgaların yayılma hızı 5 cm'dir. Buna göre tel üzerinde oluşacak 9 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç cm'dir diye sorulmuş. Şimdi lambda eşittir V çarpı T bağıntısından yararlanacağız. Dalga boyu eşittir. Şimdi dalganın yayılma hızı 5, periyodu 4. O zaman lambda eşittir 20 cm olarak yazabiliriz. 9 dalga tepesi diyor. 9 dalga tepesi ise şöyle çiziyorduk. O zaman kaç tane dalga boyu demektir? 8 lambda olacak. 8 çarpı 20'den bunun da 160 cm olduğunu söyleriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Geldik 5. sorumuza. Müzik aletlerini görmediğimiz bir ortamda piyano ve keman aynı melodiyi çalmaktadır. Bu müzik aletlerini görmesek de bu melodinin farklı iki kaynaktan çıktığını ayırt edebiliriz. Yukarıda açıklanan ses özelliği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Biz kaynakları görmesek de kaynaktan çıkan seslerin farklı olduğunu ayırt etmemize yarayan ses özelliğine sesin tınısı diyorduk. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıydı. 6. soru bir stroboskop sorusu. Şu şekilde su derinliği değişmeyen bir dalga leğenindeki periyodik su dalgalarına 6 yarıklı stroboskopla bakarken stroboskop saniyede 3'te 1 yaptığında dalgalar ilk kez duruyormuş gibi gözlemlemektedir. Buna göre peş peşe 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık 20 cm olduğuna göre dalgaların yayılma hızı nedir demiş. Şimdi dalganın frekansı stroboskopun frekansı çarpı yarık sayısı ile bulunuyordu. Stroboskop saniyede 3'te 1 yapıyorsa o zaman stroboskopun frekansı 3'tür. 6 yarıklı stroboskop demiş. Yarık sayısı da 6. O zaman dalganın frekansını buradan 18 saniye üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Demiş ki 6 dalga tepesi arasındaki uzaklık yani 5 dalga boyu 5 lambda eşittir 20. Lambda eşittir 4 cm olarak bulunacak. Ve bizden yayılma hızını istiyor. Lambda eşittir V bölü F diyorduk. Buradan yayılma hızını yalnız bırakırsak lambda çarpı F olur. V eşittir lambdamız 4. Frekansımız 18. O zaman buradan 72 cm bölü saniye olarak buluruz. Doğru cevap bize C seçeneğinde verilmiş. 7. soru. Yer kabuğu içerisinde biriken enerjinin boşalmasıyla oluşan kırılmalar sebebiyle meydana gelen ani titreşimlere deprem denir. Buna göre levha hareketleriyle oluşan depremler aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Levha hareketleriyle oluşan depremler tektonik depremlerdir. Doğru cevabımız B seçeneği olmalıydı. 8. sorumuz. Derin ortamda hareket eden doğrusal su dalgası şekildeki gibi sığ ortama geçerek hareketine derin ortamdan devam edecektir. Yani önce sığ bir kalın kenarlı mercekmiş gibi ortamdan geçiyor. Daha sonra yine derin ortamda hareketine devam edecek. Buna göre bu dalgaların sığ ortamdan derin ortama geçtiğindeki izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Şimdi bakalım. Ortamdan geldi. Bir kere ne yapıyor? Asal eksene paralel geliyor. Asal eksene paralel geliyorsa şöyle düşünebiliriz. Asal eksene paralel geldi. Bu dalgaların ne yapacak? Şurada bir F'den aslında odaklandığını şöyle gösterebiliriz. Şöyle odaklandı ve gittikçe büyüyen su dalgaları şeklinde yoluna devam edecek. Peki bu bize hangi seçenek verilmiş? Şuranın odak olduğunu da söyleyelim.
Bu bize B seçeneğinde gösterilmiş. Geldik 9. sorumuza. K ve L yayı O noktasından şekil 1'deki gibi eklenmiştir. K yayından gelen atma O noktasına ulaşıp L yayına çarptıktan sonra yaylardaki görünüm ise şekil 2'deki gibidir. K yayındaki atma V1 hızıyla gelerek V2 hızıyla yansıyıp L yayında V3 hızıyla iletildiğine göre V1, V2, V3 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmakta. Şimdi gelmiş, çarpmış, geri yansımış. Burada gelen atma, burada iletilen atma, burada ise yansıyan atma verilmekte. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Geldi kendisi üzerinden geri dönüyorsa demek ki bu ne yapacak? Serbest bir uca çarpmış gibi olacak. Yani kalından inceye geçiş var. K yayı kalın, L yayı ise ne olacak? İnce olacak ki kendisi üzerinden geri dönecek. Bizim en fazla hızın nerede olduğunu biliyoruz. İnce yaylardaki hızın kalınlardan daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla L yayı ince olduğuna göre V3 en büyük. V1 ve V2 her ikisi de kalın yay olduğu için hız büyüklüğü eşit olacak. Doğru cevap da bize C seçeneğinde verilmiş. 10. soruda dalgalarla ilgili verilen tanımlardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birincisi, iki dalganın aynı ortamda bir bölgesinden aynı anda geçmesine girişim denir. Dalgalar bir anda ne yapıyor? Aynı ortamdan aynı zamanda geçerek girişim oluşturuyorlar. Birinci ifade doğru. İkincisi, iki tepe şeklindeki atmaların üst üste gelmesiyle oluşan girişime yapıcı girişim denir. Üst üste geliyorsa yapıcı bir şekilde ilerliyor. Doğru. İkisi birden daha fazla büyüyor. Üçüncüsü, tepe ve çukur atmaların üst üste gelmesi anındaki girişime yıkıcı girişim denir. Bir tepe, bir çukur birbirini aslında sönümlemeye çalışıyor. Yıkıcı bir girişim oluşuyor. Doğru cevabım 1, 2 ve 3 E seçeneği olmalıydı.